Merhaba sevgili çocuklar. Hayat bilgisi dersimize hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde uzaydan ve dünyamızdan bahsetmiştik. Bugün yeni bir konuya geçeceğiz. Ama öncelikle size sormak istediğim bazı sorular var. Uzay neydi hatırlıyor musunuz? Uzayda neler bulunuyordu? Aferin. Dünya, güneş, ay ve yıldızlar uzay adı verilen büyük bir boşlukta yer alırdı. Peki, bizim üzerinde yaşadığımız gezegenin adı neydi? Çok güzel. Bizim üzerinde yaşadığımız gezegenin adı Dünya'dır. Evet, dünyamızın şeklini topa ya da portakala benzetebiliriz demiştik. Bu dersimizde bunlara ek olarak Güneş ve Ay'dan bahsedeceğim. Ardından gece ile gündüz oluşumunu öğreneceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Biliyor muydunuz? Uzayda bulunan Dünya, Güneş, Ay ve yıldızlara gök cismi denir. Güneş. Güneşin şekli de dünyamızın şekli gibi topa benzer. Ama güneş dünyamızdan daha büyüktür. Güneş dünyamızı hem ısıtır hem de aydınlatır. Yalnız dikkat edelim çocuklar. Güneşe çıplak gözle bakmak gözlerimiz için çok zararlıdır. Bu yüzden birçok insan gözlerini güneşten korumak için güneş gözlüğü kullanıyor. Ay. Ayın şekli de dünyamızın şekline benzer. Ama ay dünyamızdan daha küçüktür. Ay dünyamızın uydusudur. Yani dünyamız dönerken ay da onunla birlikte döner. Gece ve gündüz. Dünyamız durmadan kendi etrafında döner. Dünyamızın bu hareketi sonucunda gece ve gündüz oluşur. Nasıl mı? Güneş dünyamızın karşısındadır. Dünyamız dönerken güneşi gören tarafı gündüz, güneşi görmeyen tarafı ise gece olur. Güneş hep oradadır çocuklar. Güneş doğup batmaz. Sadece dünyamız döndüğü için onu bazen göremeyiz. Dersimiz burada bitti çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.